Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, Limit'in 4. dersine hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, bana bakın. Nasıl gidiyor Limit? Güzel değil mi? Güzelce anlıyorsun. Şimdi bu videoda arkadaşlar, yani kimileri öyle yüzeysel anlatıyorlar ki burayı. İşte bakın, Limit'in soruları kolaydır ama trikli sorular çok fazla gelir. İşte bu Limit'le 4 işlemle ilgili trikli bir sürü soru gelebiliyor. ÖSYM'de bunun üstünde çok fazla duruyor. O yüzden çok detaylı anlatacağım. Tüm mantıklarını vermeye çalışacağım. Böyle yazarken bir kelime, bir satır fazla yazarsınız ama yanlış yapmazsınız. Anlatacaklarımı can kulağıyla dinleyin, iyi anlamaya çalışın. Takıldığınız yerlerde, karşınıza gelen sorularda bu videoyu açın, tekrar bakın. Ama video ders notlarınıza da yaptığım her şeyi güzelce not alın lütfen. Lütfen bakın, trikli 4 işlemli bir limit sorusu geldiğinde, trikli bir soru geldiğinde yamulup kalmanı istemiyorsan Selim Hocan kadar detaylı anlatanı gerçekten bulamayacaksın. Efsane bir şekilde vereceğim hepsini. Can kulağıyla dinle. O hayale koşmak için, o hayali kazanmak için doğru yerdesin. Haydi bakalım. Abone olup da izliyorsunuz şu videoları. Kızdırmayın beni. Şimdi arkadaşlar bakın, limitte 4 işlem. Şimdi limitte 4 işlemi verdiğinde direkt şöyle anlatıyorlar. İşte limit x a'ya giderken fx artı gx eşittir. X a'ya giderken fx artı x a'ya giderken gx. Oh ne güzel ya. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Bak, kulağına küpe yap. Böyle bu buna her zaman eşit değildir. Bazı şartlarımız var kardeşim. Bunun buna eşit olabilmesi için şartlarımız var. Yani buradaki gösterilen şey ne? Yani diyor ki ben diyor fx artı gx'in x eşittir a'da limitini hesaplarken diyor x eşittir a'da fx'in limitini bulurum. X eşittir a'da gx'in limitini bulurum, toplarım. %90 doğru olacak bu. %90 doğru olacak. Ama yanlış olduğu durumlar var. Şimdi onları anlatacağım sana. Tüm detayını vereceğim. Burayı iyi dinle. Şimdi öncelikle şöyle bir yer yaptım sana. Bu sizin video ders notlarınızda yok. Burada 3 tane soru üzerinde çalışacağız. 3 tane soru üzerinde çalışacağız. Öncelikle birincisi. İyi dinle, birincisi. Bir kere fx'in limitinin olmadığı bir yer var mı, bana söyle. Hocam grafiğinin koptuğu bir yer yok. Her yerde limiti var fx'in. Tamam. Gx'in grafiğine bakıyorum. Gx burada. Gx'in grafiğinde kopma falan var mı? Yok. O zaman gx de her yerde limiti var. İşte bizim bir fonksiyonumuzun her yerde limiti varsa veya limitli olduğunu biliyorsak o zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz. Limit mesela x 4'e giderken sana şunu sorarsa, fx artı gx'in limitini sorarsa şöyle diyebilirim ben. Derim ki limit x 4'e giderken fx'i bir bulurum. Ondan sonra limit x 4'e giderken gx'i bulurum ve toplarım diyebilirim. Ne zaman ama? Fonksiyonun 4 noktasında limiti varsa fx'in, gx'in de 4 noktasında limiti varsa. Benim bu çizdiğim grafiklerde her yerde limiti oldukları için bu sorudaki fonksiyonlar için mesela polinom fonksiyon diyebiliriz. Bu özellik doğrudur. Tamam mı? Yani her yerde limiti varsa bir fonksiyonun, biz fonksiyonun toplam veya fark durumunda yazdığımızda ayrı ayrı iki limitlerini bulup toplayıp farklarını alabiliriz. Fark etmez. Nasıl yaparız bunu da? 4 noktasındaki limiti bunun direkt arkadaşlar nedir? 3'tür bak. Duvarımı çiziyorum. Kopma olmadığı için fonksiyon değerine eşittir. 3'tür diyorum. İşte bunun 4 noktasındaki limit değeri 0'dır diyorum. Ve sorumun cevabının 3 olduğunu buluyorum. Tamam mı? Mantık bu. Şimdi peki işte sorularda en büyük yapılan yanlışlardan bir tanesi. Diyor ki soru sana. Mesela limit diyor x eksi 2 noktasında ben fx ile işte gx'in limitleri toplamları lazım bana diyor. Şimdi şöyle anlatıyorlar. X yerlerine eksi 2'yi yaz. F eksi 2'yi bul. Sonra x yerlerine eksi 2'yi yaz. G eksi 2'yi bul, topla. Bu soru için doğru. Niye? Eksi 2 noktasında çünkü limit değeri fonksiyon değerine eşit. Bak eksi 2 için buranın sonucu ne yapıyor? 0 yapıyor. Tamam. Eksi 2 için buranın sonucu ne yapıyor arkadaşlar? 9 yapıyor. Tamam, bunun için doğru ama bir sonraki soruda doğru olmayacak. İşte o zaman çakal olacağız soruda. Bizim şöyle bir şey geldiğinde bakın sakın limit x a'ya giderken işte dedi ki fx artı veya eksi fark etmez gx dedi. Sakın gidip de şöyle yapma. Gf a artı veya eksi g a'ya eşittir deme, yanarsın. Fonksiyon değeri, bak buradakiler fonksiyon değeri, buradakiler limit değeri. Bunlar daima eşit olmak zorunda falan değiller. Bu soruda eşit niye? Çünkü fonksiyon değeriyle limit değeri -2'de eşit. Burada da fonksiyon değeriyle limit değeri birbirine eşit. Ama olmadığı durumlar olacak. Olmadığı durumlar karşımıza çıkacak. Dikkat edelim. Yani bir soruda fonksiyon her yerde limiti varsa, istediğin gibi oyun oynayabilirsin. İstersen fonksiyonların sonuçlarını hesaplayarak limitlerine eşit diyebilirsin. Bak şimdi sonraki soruya gel. Gel bana. Şimdi bu fonksiyonların 3 noktasındaki limitlerini inceleyelim. Hadi şöyle bir soru versin bana. Limit dedi. X dedi. 3 noktasında fx ile gx'in toplamının limitini istiyorum. Önce sana bir soru. Bu fonksiyonların x eşittir 3 noktasında limiti var mı? Bir kere fonksiyonların grafiklerinde kopma olmadığı için her yerde tanımlılardır. Bu şuna eşittir bakın. Limit x 3 noktasında fx artı işte limit x 3 noktasında gx'e eşittir. Niye eşit peki? Çünkü 3 noktasında bunun da limiti var. 3 noktasında bunun da limiti var. Eğer birinin limiti olsaydı birinin limiti olmasaydı ne yapacaktık? Sıkıntı doğacaktı. O zaman bizim fonksiyonlarımız toplam durumundayken ayırabilmemiz için bunun da 3 noktasında limitinin olması lazım. Bunun da 3 noktasında limitinin olması lazım. Nedir cevabı peki? Bakın bunun 3 noktasındaki limit değeri, bakın duvarımı çizdim. 3 noktasındaki sağ limitim, sol limitim 2'ye eşit. Bunun 3 noktasındaki limit değeri 2. Bunun 3 noktasındaki limit değerine bakıyorum. Duvarımı çizdim. Sağdan çarptım, soldan çarptım 1. Fonksiyon değeri beni ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor. O zaman 1'dir dedim, 3 oldu. İşte sana soruyu şöyle anlatan hocalar sana en büyük yanlışı yapıyorlar bak. Peki sen bu soruyu ya şöyle çözseydin ne olacaktı? Fx artı gx'i sorduğunda diyorlar ya 3 yaz yerine 3 yaz yerine. Yaz bakalım 3 ne oluyor? 3 yazdım f3 oldu. 3 yazdım g3 oldu. Hadi f3'ü bul bana. f3 limit değeri değil bu sefer. f3 neye eşit? 4'e eşit. Bak buraya baktım. Buradaki g3 neye eşit? 3'e eşit. Ne oldu böyle çözersen? 7 ve yanlış oldu. Yani sakın ola, sakın ola soruda özel bir tanım vermediği sürece gidip de bunu f3 artı g3'e eşittir falan yazma. Ne zaman yazabilirim? Sorunun başında şöyle derse bana f ve g polinom fonksiyonlar derse mesela. Polinom fonksiyon derse o zaman şunu yazarım ben. Benim karşıma limit x 5'e giderken fx artı gx'in limiti çıkarsa o zaman şunu yazarım. Direkt hocam bu f5 artı g5'e eşittir derim. Niye? Çünkü polinom fonksiyonların her yerde limiti vardır ve fonksiyon değerine eşittir. Çünkü grafikleri böyle yılan gibi bir şeydir. f5 değeriyle limit değerleri birbirlerine çünkü eşittir. Tuzaklara düşme, tuzaklara düşme. Şimdi gel en ayrıntılısına şimdi. Aha işler hepten karıştı. Şimdi soruda sana şöyle bir şey sorsun. Bak f ve g fonksiyonların grafiklerini verdim. Gel buraya, gel buraya. Bu detayları kaçırmaman lazım. Soru sana şöyle bir şey sordu. Limit x 2 noktasında fx artı gx'in limitini soruyor soru bana. Hocam x eşittir 2'de fx'in limiti yok. Tamam güzel. Limiti yok. Tamam yok. Şimdi niye? Kopmuş grafik. Peki x eşittir 2'de gx'in limiti var mı? Onun da limiti yok. Onun da grafiği kopmuş. O zaman fx artı gx'in limiti yoktur diyen ayvayı yedi. Ayvayı yedi işte, konu burada başlıyor. Sana burada fx'in limitini sormuyor kardeşim. Sana burada gx'in de limitini sormuyor. Diyor ki bana fx artı gx'in limitini bul diyor. Şimdi bakıyorum iki noktası fx'in de kritik noktası, gx'in de kritik noktası. Diyeceğim ki O zaman kritik noktaysa ben bu fx artı gx'e sağdan ve soldan inceleme yapacağım diyeceğim. Ne yapacaksın biliyor musun? Diyeceksin ki limit x 2'ye sağdan yaklaşırken fx artı gx diyeceksin. Bak şimdi incele. Şimdi 2'ye sağdan yaklaşırken bakalım ne oluyor bu? F 2 sağ limit artı g 2 sağ limit. Bak bunlar limit f2 g2 demek değil ha. Bu yazımlar f2 ile g2 demek değil. 2'ye sağdan yaklaşırken limit, 2'ye sağdan yaklaşırken g'nin limiti. Hadi söyle şimdi bana. Duvarlarımızı çizelim. Kırmızıyı aldım, duvarımı çizdim. F'in 2'ye sağdan yaklaşırkenki limit değerini söyle bana. 2. Tamam. G'nin hemen duvarını çizelim. G'nin 2'ye sağdan yaklaşırkenki limit değerini söyle. Güm çarptım 3. O zaman topladım bunları. Sağdan limiti 5 oldum. Gel bakalım. Diyorum ki şimdi limit x diyorum. 2'ye soldan yaklaşırken fx artı gx'e bakıyorum. Bak kritik noktaysa sağdan soldan limiti incelemek zorundasın. Eşittir dedim. Ne oldu şimdi? f2 sola bakacağım. g2 sola bakacağım. Bunların toplamları buna eşitse limit vardır diyeceğim. f2 sola bakıyorum şimdi. 2'ye soldan duvara çarptım. Cevabı 1 yaptı. g2 sol. Bak x eşittir 2 duvarına. Soldan geldim çarptım 4. Ne oldu? 4 ile 1'i topladım 5. Aha eşit oldu. Demek ki fx artı gx'in limiti varmış. Yani fx artı gx'in limitinin olabilmesi için fx'in limitinin olmak zorunda değil, gx'in de limiti olmak zorunda değil. İşte trikler burada başladı. O zaman buradan yapacağımız çıkarımları sana söyleyeyim. Benim karşıma şöyle bir şey geldiğinde, dur şurada anlatayım. Benim karşıma şöyle bir şey geldiğinde dedi ki limit dedi x a'ya giderken fx artı gx eşittir dedi. Limit x a'ya giderken fx artı limit x a'ya giderken gx'tir dedi. Doğru mudur her zaman? Her zaman doğru değildir. Bunun doğru olabilmesi için sorunun başında şöyle demesi lazım. F ve G x eşittir a'da limiti varsa doğrudur bak. Bu öncüllü bir soru karşına geldiğinde bunu verip daima aşağıdakilerden hangileri doğrudur derse, yukarıda bu şart varsa doğrudur. Ama yukarıda bu yazmıyorsa bu daima doğru değildir. Peki şöyle bir soru veriyorum şimdi sana. Dedim ki limit x a noktasında fx yoktur dedi. Tamam mı? Limiti yok. Peki sonra dedi ki limit x a noktasında, bak bu yok. Gx limiti yoktur dedi. Tamam. Peki şunu sorarsa sana, limit x a'ya giderken fx artı gx kesin yoktur diyebilir miyim? Diyemem. Bak yukarıda gördük. Sağ limitlerini, sol limitlerini inceledim. Kritik noktalarda limiti olabildi. Yani kesinlikle yoktur diyorsa bu da ne olmuş olacak? Yanlış olmuş olacak. İşte burada anlattıklarımın hepsi çok değerli. Hadi şöyle üstünden geçelim. Birinci durum. F ve G her yerde sürekli fonksiyonlarsa, yani her yerde limiti varsa, o zaman kafana göre top oynayabilirsin. Yani ayırabilirsin, fonksiyon değerini de eşitleyebilirsin. Ama f ve g fonksiyonlarının, bakın bizim burada mesela limitleri yine var. Limitleri olduğu için burada da ayrı ayrı yazabiliyorum. Ama sakın fonksiyon değerlerine eşittir falan diyemezsin. Bak burada f fonksiyonunun limiti yok. G fonksiyonunda limiti yok ama toplamlarının limiti var. Şimdi gel buraya. Niye buraya girdik? Gösterelim. Şimdi bu özellikleri kullanabilmem için o zaman sorunun başında bana fx'in a'da limiti var, gx'in de a'da limiti var derse, fx artı gx'in limitini ayrı ayrı fx a'ya giderken limit artı gx a'ya giderken limit diye ayırabilirim. Yine aynı şekilde ikisinin limitleri varken aralarında çıkarma varsa ayrı ayrı çıkarma durumunda yazabilirim. İkisinin limitleri varsa, çarpım durumundalarsa fx'in limitini bulurum, gx'in de limitini bulurum. Sonra onları çarparım. Burada bölüm durumundaysa arkadaşlar fx'in limitini a'da limitini bulup gx'in a'da limitini bulup bölerim. Sadece şartım ne? Paydadaki g'nin limitinin sıfır olmama şartı. Sonra arkadaşlar fx'in a noktasında limiti varsa, yani şöyle bir şey verdi mesela, limit x a'ya 3'e giderken fx eşittir 7 diye bir şey verdi. Sonra sana şunu sordu. Dedi ki bana limit x 3'e giderken 5 fx'in değerini bul dedi. Bunu şöyle yapabilirim. Bak, bu 5 sabit sayıdır. 5'i başa alırım. Limit x 3'e giderken fx olur. 3'e giderken fx limitinin 7 olduğunu söyledi soru bana. Çarparım, cevabı 35 derim. Yani bir fonksiyonu limiti varken sabit bir sayıyla çarptıysa bunu başta düşünebilirsin. Soruların içerisinde bir sürü trik var. Triklere düşmeyeceğiz. Zaten şimdi soruların içerisinde hepsini detaylıca anlatacağım. Gel bakalım şimdi. Bize diyor ki olduğuna göre aşağıdaki limitleri hesaplayın diyor. Arkadaşlar bakın, bu fonksiyona bakıyorum, polinom fonksiyon. Bu fonksiyona bakıyorum, bu da polinom fonksiyon. O zaman limit değerleri her yerde fonksiyon değerlerine eşittir. Yani bunu istersem şöyle yazabilirim. Limit x 2'ye giderken fx diye ayırırım. Artı derim. Sonra limit x 2'ye giderken gx diye ayırırım. Hatta derim ki arkadaşlar bu fonksiyon polinom fonksiyon, bu da polinom fonksiyon. O zaman bu sonuç f2 artı g2'ye eşittir derim. Ama bu fonksiyonlar polinom fonksiyonlar olmasaydı bunu yazmak tamamen bir manyaklık. Tamam mı? Her zaman doğru değildir. Ama bu fonksiyonlar polinom fonksiyonu olduğu için doğru. O zaman şimdi biz bunun x eşittir 2 noktasında limitini buluyorum. X 2 noktasındaki limit değeri için x kare artı 3x'te x yerlerine 2 yazıyorum. 4 artı 6'dan sonucu 10 yaptı. Hemen ikincinin limit x 2 noktasındaki limitini buluyorum. Fonksiyonumuz ne? X artı 2. 2'yi yazdım, 4 yaptı. Toplamlarını istiyordu. Cevabım 14 olmuş oldu. Diyor ki 3 noktasındaki fx eksi gx. O zaman burada ne yapabilirim arkadaşlar? Limit x 3 noktasındaki fx'i bulurum. Eksi derim. Sonra limit x 3 noktasındaki gx'i bulurum ve çıkarırım. 3 noktasındaki limiti için bunda ne yazıyorum? 3 yazıyorum. 3'ün karesi artı 3 çarpı 3. 9 oradan ne geldi? 18. Şimdi arada eksi var. Bunun 3 noktasındaki limiti için bunda 3 yazıyorum. 3 ile 2'yi topladım 5. Çıkardım 13, cevabına ulaştım. Diyor ki eksi 1 noktasında, bak bunu nasıl yazacağım? 2'yi başa alıyorum. Limit diyorum x eksi 1 noktasındaki fx'in limiti. Sonra burada eksi 3 var. Eksi 3'ü başa alıyorum. Limit x eksi 1 noktasındaki gx'in limiti. Polinom fonksiyonlar olduğu için hiç sıkıntı yok. Ne yapacağım? Önce şu üstünü bir temizleyeyim. Silgi gel buraya. Üstünü bir temizleyeyim. Eksi 1 noktasındaki bunun limitini bulacağım. Eksi 1'i yerine yazıyorum. Ne oldu? F eksi 1 eşittir. Eksi 1'in karesi 1. Buradan da eksi 3 geldi. Ne yaptı arkadaşlar? Eksi 2. Sonra g eksi 1 için eksi 1'i yazdığım zaman 1 yaptı. Başında eksi 3 var. Eksi 3 ile 1'i çarptım. Eksi 3. Nerede hata yaptım? 1 yazmıştık değil mi burada? Eksi 1 yazdık, evet. 1 geldi, eksi 3 geldi, eksi 2 yaptı. Ha, başında 2 vardı şunun, pardon. Şurada ne var arkadaşlar? Başında 2 var. 2 çarpı eksi 2. Sonra eksi 3 çarpı da 1 yaptı. Buradan ne geldi? Eksi 4. Buradan eksi 3 geldi. Cevabım eksi 7'ye eşit oldu. Diyor ki 0 noktasındaki nelerini bul? Limitlerini bul, çarp diyor. O zaman limit x 0 noktasındaki fx'i bulacağım önce. Çarpı diyeceğim. Sonra limit 0 noktasındaki gx'in limitini bulacağım. Bunları çarpacağım. Hadi 0 noktasındaki limit için bunda 0 yazdığım zaman zaten bunun sonucu 0 yaptı. Gx'te 0 yazınca 2 yaptı. Sonucum 0'a eşit olmuş oldum. Burada ne diyor arkadaşlar? Bölüm durumunda. Ne yapacağım? Limit 4 noktasındaki fx'in limitini bulacağım. Sonra limit 4 noktasındaki gx'in limitini bulacağım. Sonra bunları böleceğim. Evet, 4'ü yerine yazdım. 16, 4'ü yerine yazdım. 12 geldi. Burası 28 yaptı. Evet, burada 4'ü yerine yazdığım zaman 4 ile 2'yi topladım 6. 2'ye böldüğüm zaman 14/3 cevabına ulaştım. Şimdi bu soruyu niye rahatlıkla çözebildik? Çünkü fx ve gx fonksiyonlarının her yerde limiti vardı. Tamam mı? Ama bunun haricinde her yerde limiti olmayanlarda böyle yazmamız sıkıntılar oluşturabilecek. Birazdan soruların içerisinde göreceksin. Şimdi geldim 19. soruma. Şimdi diyor ki bu limitinin değeri kaçtır diyor. Hocam ilk defa böyle bir şey çıktı bak. Diyor ki x bölü y 3'e giderken diyor. Şimdi arkadaşlar içler dışlar gibi düşünebilirsiniz bunda. Bunu buraya atın. X nereye gitsin diyor? 3y'ye gitsin diyor. Yani bu limit şu aslında. Limit diyor x'lerim diyor 3y'ye giderken diyor x artı 3y bölü 2x artı y limitini bul diyor. Yani x yerlerine 3y yaz diyor. X yerlerine 3y yazdığım zaman 3y artı 3y daha burada. X yerine 3y yazınca burası ne yaptı? 6y yaptı. Artı y'miz de burada. Yukarısı 6y yaptı. Aşağısı 7y yaptı. Y'ler çuf çuf götürdü. 6/7 sorumun cevabı olmuş oldu. Gel bakalım şimdi 20. sorumuz. Şimdi arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bazı durumlar var. Bu soru çok sıkıntılı bir soru değil ama detaylı bir şey daha anlatacağım sana. Unutma anlatacaklarımı. Şimdi diyor ki 2 noktasındaki fx'in limiti 5 verilmiş. İşte 0 noktasındaki gx artı 2 limitinin eksi 3'ü verilmiş. İşte şöyle diyorlar. Hemen 2'yi yaz. f2 eşittir 5. He f2 5. Böyle bir dünya yok. Bak buraya bir c şıkkı yazayım. Bana f2'nin değeri kaçtır diye sorsun. Ne bileyim ben? Bilinmez. Niye bilinmez biliyor musun? Bak bu soru sana şu bilgiyi veriyor. Aldım grafiğini. Diyor ki x'in 2 olduğu noktada bu fonksiyonun limiti 5 diyor. Bak 5. Şöyle. Mesela böyle bir fonksiyon olsa bu. Aha. Şöyle bir şey olsa. F2'nin değeri şöyle olsa. Heh, ne yapacaksın? F2 kaç söyle bana şimdi fonksiyonda? F2 7. Peki bu fonksiyonun limit x 2 noktasındaki fx'in limit değeri kaç? Bakın duvarımı çizdim. Sağdan çarptım 5. Soldan çarptım 5. 5. Fonksiyon değeriyle limit değeri birbirine eşit değildir. Hani ne zaman buna doğru diyebilirdim? Sorunun başında fx ve gx polinom fonksiyon deseydi bana bak. Polinom fonksiyon derse bu soruda 2'yi yerine yazarım. F2 5'tir derdim. Ama sorun üstünde böyle bir şey söylemiyorsa fonksiyon değeriyle ilgili hiçbir şey yapamam. Şimdi bu soruyu iki şekilde çözeceğim. Bir uzun çözüm. Ondan sonra kısa çözümü de yapacağım. Tamam mı? Kısa çözümü yani bu sorularda doğru çıkar cevabı. Tamam mı? Bu sorularda F2 5 gibi düşünmek de doğru cevabını verir ama yazım olarak da yanlıştır. Mantık olarak da yanlıştır. Ama ileride trikli sorular çıktığında yanlış. Şimdi bir kere fx fonksiyonun 2 noktasında limiti varmış 5. Şimdi burayı o zaman şöyle yapabilirim. Burayı normal bir bilgiye dönüştüreyim bak. X yerlerine 0 yazıyor gibi düşündüğün zaman içerisi ne yapıyor? 2. Bu sana şunu vermiş aslında. Limit x 2 noktasındaki gx'in limit değerinin eksi 3 olduğunu söylemiş. Bak hiç 0'da yazıp da g2 eksi 3'tür falan deme ha. Fonksiyon değeri değil limit değerini söylemiş o sana. Diyor ki bak 0 yazınca ne yapıyor? 2 gibi yapıyor. O zaman x 2'ye giderken gx eksi 3. Bitti soru. Yani gx fonksiyonunda 2'de limiti varmış. Fx fonksiyonunda varmış. O zaman bunları ayrı ayrı yapabilirim. Ne oldu burası? 2 tane limit x 2'ye giderken fx. Arada eksi var. 3 tane limit x 2'ye giderken gx. Uzun uzun yazmak zorunda değilsin. Şimdi 2 noktasındaki limit değerinin fx'in kaç olduğunu söylemiş? 5. O zaman 2 ile 5'i çarptım 10 yaptı. Şimdi bunun 2 noktasındaki limitinin kaç olduğunu buldum ben. Eksi 3. Eksi 3. Şuradaki eksi 3. Bir eksi 3 de buradan geldi çarptım. Artı 9 yaptı 19. Ama bu soruda direkt limitlerinin olduğunu gördükten sonra şöyle yapabilirsin. 2'yi yazarsın 2 noktasındaki limit değeri. Bak 2 noktasındaki limitini soruyor bana dersin. 2 noktasındaki limiti 5'tir dersin. 5 ile 2'yi çarparsın 10. Sonra 2'yi yerine yazarsın. Bana 2 noktasındaki limiti soruyor dersin. 2 noktasındaki limiti eksi 3'tür deyip bunun yerine eksi 3 yazıp eksi 3 ile eksi 3'ü çarpıp 9 deyip toplayıp işi bitirirsin. Tamam mı? Yani bu sorularda sana şunu yapabilirsin bak. Korsan bir yöntemdir. Her zaman doğru sonuca ulaştırmaz ama fonksiyon bilgisi sormuyorsa şunu yapabilirsin bak. Yaz yerine F2 5. Yaz yerine G2 eksi 3. Bu yazdıklarım yanlış aslında. Yani doğru da olabilir, yanlış da olabilir, bilmiyoruz. Ama fonksiyonla ilgili F2 ile işte G2 ile ilgili falan bir şey sormuyorsa, limit soruyorsa kullanabilirsin. 2 yazdım, 2F2 oldu. Eksi 3G2 oldu. Şimdi değerlerini yerlerine yaz bul. Tamam mı? Ama sakıncalı. Ben çok kullanmam. Ben yazan öğrencilerime de sürekli ellerine vururum. Yazacaksın bunu derim. Yazacaksın bunu derim. İleride bir zor soru karşına geldiğinde sıkıntı çekersin derim. Bir satır işlem yapacaksınız. Şimdi bakın burada o zaman bunun iki noktasındaki limiti. Bunun iki noktasındaki limiti. Bunun ikisi noktasındaki limiti diyor aslında. Fx'in iki noktasındaki limitinin ben kaç olduğunu buldum? 5. 5 yazdım. 2 ile 5'i çarpacağım. Eksi. Şimdi gx'in şurada 0 yazınca ne olmuştu bakın. Limit x. 2'ye giderken gx'e dönüştürmüştüm ben bunu. Eksi 3. Yani 2 noktasındaki gx'in limiti eksi 3'tü. O zaman eksi 3 yazdım. 2 noktasındaki gx'in limiti aşağıdaki de burası da eksi 3. Bakın yukarıdan 10. Eksileri artıya çevirdi. 13 bölü eksi 3 cevabına ulaşmış oldum. Bak bu sorularda sıkıntı yok. Benim senden istediğim şey böyle her şeyi düşünebilir durumuna gelmen. Yoksa bu soruları direkt şey gibi çözebilirsin. Mesela geldik 21'e. Diyor ki fx ve gx polinom fonksiyonlardır diyor. Mesela yukarıdaki soruda sana bir D şıkkı yazıp da şunu sorsaydı, f2 artı g2'yi bul deseydi bilemem. İşte öncüllü bir soruda şöyle der. f2 artı g2 eşittir 2'dir der. İşte doğru diyen gider. İşte buradaki hesabı yaparsan hocam bu 5'tir. İşte buradaki eksi 3'tür. O zaman bu doğrudur dersin. Ama bu soruda f ile g fonksiyonlarının fonksiyon değerleriyle ilgili hiçbir şey söyleyemeyiz. Bunlar yalan, yanlış. Yanlışla doğru çözüme ulaştık. Ama bu soruda yapabilirim. Çünkü f ve g polinom fonksiyonlar diyor. O zaman bana eksi 2 noktasındaki sağ limiti demiş ya. Eksi 2'yi yerine yazarım bak. Çünkü polinom fonksiyonsa tanımlıdır. Eksi 2 noktasındaki sağ limiti de sol limiti de aynı değerdir. Yani burada sağı yalandan yere koymuş. Eksi 2'yi yerine yazarım. Ne oluyor bakın. İçerisi eksi 2 yerine yazdığın zaman içerisi 1 oluyor. Şöyle derim o zaman. Limit x. 1 noktasındaki fx'in limiti 4'müş. Veya polinom fonksiyon diyorsa f1 de 4'tür arkadaşlar. Bak polinom fonksiyon dediği için bunu da söyleyebilirim. Şimdi yine bu da polinom fonksiyonmuş. 3'ü yaz yerine g1 kaçmış? Eksi 2. Polinom fonksiyonda bunu da söyleyebilirim. Ama limiti de söyleyebilirim. Limit bak g'nin içi kaç? 1. X 1'e giderken gx'in limit değeri de kaçtır? Eksi 2. İşte bize ne sorduğuna bak. 0 yazıyorum şimdi polinom fonksiyonu olduğu için f1. 0 yazdım. 0 yazdım polinom fonksiyonu olduğu için g1. Polinom fonksiyonsa limit sorusu aynı polinom sorusudur. Yani soru benden f1 eksi g1'i istiyor. f1'in 4 olduğunu buldum. g1'in eksi 2 olduğunu buldum. Eksi eksi artıya çevirdi. Sorumuzun cevabı 6'ya eşit oldu. Kim? 21. sorumuzun doğru cevabı E şıkkımız olmuş oldu. Yanlış soru yapmadık değil mi? Tamam haydi bakalım. Şimdi geldik buraya. F ve G fonksiyonları için diyor. Bizden böyle bir şey istemiş. Yani bunu bulabilmem için benim fx'in 2 noktasındaki limitini, gx'in 2 noktasındaki limitini bulacağım. Sonra etrafında mutlak değer var. Bunu istiyor. Şimdi bilgilerimize bir bakalım. Bizim f ve g fonksiyonları polinom fonksiyon falan diyor mu demiyor. İşte mesela bu soruda şöyle yapabilirsin bak. Ama bu yöntem korsan yöntem bak. Eksi 1'i yazarsın. Eksi 1'i yazdığım zaman yukarısı f2 oldu. Aşağıya eksi 1'i yazdığım zaman 3 oldu. Eşittir 6. İçler dışlar yaptım. F2 eşittir 18. Halbuki F2'nin 18 olup olmadığını bilmiyorum ben. Hadi şunu da yapalım şimdi. X yerlerine 3 yazıyorum. X yerlerine 3 yazdım. G 3 yazdığım zaman burası 6. 4'ü gitti 2. 3 yazdığım zaman aşağısı 1 yaptı. Eşittir 4. C2 eşittir 4 oldu. Bak bu yaptığım çözüm aslında yanlış çözüm. Soru neyi soruyor bize? 2'yi yaz, 2'yi yaz. F2 artı G2'nin mutlak değerini istiyor. F2'yi ben ne gibi buldum? 18. G2'yi 4 gibi buldum. 22. Mutlak değerleri de 22'dir. Arkadaşlar doğru sonuca bu soruda ulaşabilirsiniz. Böyle bir soru geldiğinizde tanımsızlık yoksa, bir sıkıntı çıkaran bir şey yoksa böyle çözebilirsiniz. Ama bu soru aslında şudur. Bak bu şudur arkadaşlar. Limit x eksi 1 noktasında fx artı 3'ün limiti bölü limit x eksi 1 noktasında x artı 4'ün limiti demektir. İşte burası 6'ymış. Şimdi x yerlerine eksi 1 yazıyorum. Ne yapıyor? 2. Ama bunu yine f2 diye yazmıyorum bak. Ne oluyor? Bak f'in içerisi 2 oluyor ya. F2 değil ama hala limit. Limit diyorum. X eksi 1 noktasında fx'in limiti. Pardon. Eksi 1 olur mu ya? Eksi 1 nereden geldi? Ne oldu içerisi? 2. 2 noktasında fx'in limiti oldu burası. Bölü. Şimdi eksi 1'i buraya yazdığım zaman polinom fonksiyonu olduğu için direkt cevabını buluyor. 3 eşittir 6. İşler dışlar yaptım. Yani benim bu sorudaki bulduğum şey x2 noktasındaki fx'in limiti aslında 18. Bak 2 noktasındaki fx'in limiti. Kaçmış? 18'miş. Tamam. Sonra burada ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın 3'ü yerine yazıyorum. 3'ü yerine yazdığım zaman 6 2 yapıyor. Yani g'nin içi 2 yapıyor ama g2 değil. 2'deki limit. X 2 noktasındaki gx'in limiti oluyor aslında yukarısı. Bölü. Buraya 3'ü yazdığım zaman arkadaşlar polinom fonksiyonu olduğu için bir şeyi değiştirmiyor. 4. Bak içler dışlar yaptım. Yani benim bulduğum bilgi aslında her zaman limit bilgisi. Bunu unutma. Bu 18, bu 4 toplamları 22 olmuş oldu. Tamam mı? İstersen hızlıca çöz ama asıl çözümümüz bu. Gel bakalım. Aha işte. Tüm anlattıklarımı özetleyen bir soru. Trikli bir soru. Gel. Diyor ki fx ve gx fonksiyonları için hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Fx artı gx fonksiyonunun x eşittir a'daki limitlerinin toplamları veya fonksiyonların toplamlarının limitleri fx'in a noktasındaki limiti ile gx'in a noktasındaki limitinin toplamına eşittir diyor. Arkadaşlar şurada size ne anlattım? Bak en başta size ne anlattım? Gel buraya. Bir fonksiyonun bak toplamının bakın toplamının limiti vardı değil mi burada? Toplamının limiti 5 oldu ama fx'in de limiti yok, gx'in de limiti yok. Yani bizim toplamının limiti olması demek fx ve gx'in limitinin olması anlamına gelmiyor. İşte bunu ne zaman doğru yapardık biz arkadaşlar? Bulamadım bir türlü. İşte bu daima doğru değildir. Bunun daima doğru olabilmesi için şöyle demesi lazım. X eşittir a'da f'in ve g'nin limiti var derse doğrudur. Limiti var derse doğrudur. Ama öyle bir bilgi yoksa buna kimse doğru diyemez. Daima doğru değildir. Tabii ki doğru olduğu durum vardır. Diyor ki x eşittir a'ya giderken fx'in limiti b ise f a da b'dir. He, pışık. Pışık pışık. İşte trikler buralarda bakın. Bak diyor ki sana diyor bu fonksiyonun diyor a noktasındayken limiti b'dir diyor. He, tamam. Peki fonksiyonun içi dolu mu orada bilmiyorum. Ya şöyleyse ya şöyleyse f a değeri ya c'ye eşitse yani fonksiyon değeriyle limit değerinin uzaktan yakından alakası yoktur. Buna bakalım şimdi. A noktasındaki gx'in limiti c ise diyor. Ben gx'i 2 ile de çarparsam limiti 2c olur diyor. Buradaki 2'yi zaten başa alabiliyorduk. Bunda sıkıntı yok. Kesinlikle doğru olan yalnız 3'ümüz. 23 Ceyhan. Geldik 24. sorumuza. 24, 25 ve 26 3 tane tam sınavlık soru çözeceğiz. Çok değerli 3 soru. Bunları unutma bak. En başta çok detaylı bir şekilde anlattım. Kafana yavaş yavaş oturacak. Hiç karışık gelmesin. Takıldıysan en baştaki anlattıklarımı git bir daha dinle. Gel buraya. Şimdi en baştaki anlattığım şeyleri tekrar edeceğiz aslında. Bak en başta çizerek yaptıklarım var ya onların tekrarları. Aşağıdaki limitleri hesaplayınız diyor. Bakalım. Fx artı gx'in 2 noktasındaki limitini hesapla diyor. Şimdi bakıyorum fx'in 2'de limiti yok. Kopmuş. Gx'in de 2'de limiti yok. O da kopmuş. Limitleri yok yani. Bunun bak ne diyorum, limit x 2 noktasında fx'in limitini sorarsa bana koptuğu için grafik yoktur diyorum. Yine aynı şekilde limit x 2 noktasında gx'in limitini sorarsa orada da grafik kopmuş, o da yoktur. O zaman toplamların da limiti yoktur diyebilir miyim? Diyemem. Diyemem. Bak x eşittir 2 noktası. Fx'in kritik noktası mı? Evet. Gx'in kritik noktası mı? Evet. O zaman fx artı gx'in de kritik noktası. Sağdan soldan incelemek zorundasın. Neyi inceleyeceğim? Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken fx artı gx limitine bakacağım. Sonra limit x 2'ye soldan yaklaşırken fx artı gx limitlerine bakacağım. Bunlar eşit çıkarsa limitleri vardır diyeceğim. Bunlar farklı çıkarsa fx artı gx limiti yoktur diyeceğim. Hadi bakalım şimdi. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? 2 sağ. O zaman f2 sağı bulacağım. Sonra g2 sağı bulacağım. Toplamlarına bakacağım. Şimdi f2 sağ. Sağdan grafiğe duvara çarptım. 3 oldu. Tamam. g2 sağ. g2 duvarı burada. 2 duvarına sağdan çarptım. Eksi 3 oldu. O zaman bunların toplamları ne yaptı şu anda? 1'i 3. 1'i eksi 3 0. Hadi şimdi sol limitine bakıyorum. Ne oluyor burası bakın? F2 sol artı G2 sol. Şimdi F2 sola bakıyorum. 2 duvarını aldım. Sol taraftan çarptım. Sonucu ne yaptı? 2 artı G2 sola bakıyorum. Bak duvarıma sol taraftan geldim, çarptım. Nerede? 1'de. Bununki de 3 yaptı. O zaman eşit olmadıkları için F artı G'nin limiti yoktur dedim. Burada ne soruyor? fx artı gx'in 2 sağ limitini soruyor. 2 sağ limitini burada bulmuştum zaten ben. Bakın burada buldum. Sonucum nedir? 0'dır. Sonra 2 sol limitini soruyor C şıkkında. Zaten 2 limitini bulabilmek için sağ ve sol limitlerine baktım. Çünkü 2 bunun da kritik noktası. Bunun da kritik noktası. O zaman f artı g'nin de kritik noktası. Bunun limitinin kaç olduğunu buldum. Sol limitinin 3 olduğunu buldum. Bak şimdi 0 noktasındaki limitini soruyor. Temiz. İşte 0 noktasında limitini soruyorsa hiç uğraşmayacağım. Bak niye? 0 noktasında fx fonksiyonunun limiti var mı? Var. Gx'in de limiti var mı? Var. O zaman hiç uğraşma. Limitleri varsa direkt limit değerlerine eşit. Hatta limit değerleri fonksiyon değerlerine de eşit olduğu için fonksiyon değerlerine de eşit. Yani bunu isteyen şöyle yazsın. Limit x 0 noktasında fx artı limit x 0 noktasında gx diye yazsın. Fx oradaki 0 noktasında bak geliyorum. İçinde boşluk olmadığı için fonksiyon değeriyle limit değerleri eşit. Kaç bununki? 1. Bununki kaç? 3. Hop 1 bununki. 3 bununki. Topladım. Sorumun doğru cevabı 4 oldu. Anlattıklarımın hepsi altın değerinde. Anlattıklarımın hepsi altın değerinde. Şimdi sınavda çıkabilecek 2 tane soru çözeceğim. Gel buraya. Yine çözdük benzerini, kendin yapabilirsin. Şimdi şurada bir unutmamız var ama bir okuyalım. Limitle 4 işlem özelliklerinin sağlanabilmesi için sorulan noktalarda limitlerin olması gerekir. Sorulan noktalarda limitler varsa 4 işlemi uygula. Ya da sağdan limit işleminin sonuçları soldan limit işleminin sonuçları eşit olmalı, yukarıdaki soru gibi. Hadi bu soruyu herkes kendisi çözsün o zaman. Bize fx artı gx'in x eşittir 2'deki limitini istiyor. X eşittir 2'de fx'in limiti var mı? Yok. X eşittir 2'de gx'in limiti var mı? Yok. Toplamlarında limiti yoktur demeyeceğim. Diyeceğim ki x eşittir 2 bunun da kritik noktası. X eşittir 2 bunun da kritik noktası. O zaman fx artı gx'in de kritik noktasıdır. Kritik noktada limit soruyorsa sağ sol limite bakacaksın. Alıyorum o zaman. Limit diyorum. x2 sağ. Kim? fx artı gx. Ne demek bu arkadaşlar? f2 sağ limitine bak. Sonra g2 sağ limitine bak. Topla bunları diyor. Hemen sol limite geçiyorum. Limit x2 noktasındaki sol limit. Kim? fx artı gx'in. Şimdi ne demek bu? X yerlerine 2 sol yazdım. f2 sola bak. Sonra G2 sola bak, eşitler mi diye bak. Şimdi iki duvarımı, ikisine de çiziyorum. İki duvarımı çizdim. Sağ limitime bakıyorum. Sağdan grafiğin üstünden geldim. Duvara çarptım 3. İki noktasındaki sağ limiti 3. Diğerine şimdi duvarımı çiziyorum. Çizdim. İki duvarına sağdan grafiğin üstüne elimi koydum. Geldim çarptım. Nerede çarptım? 0. O zaman sağ limiti 3 ile 0'ın toplamından 3. Sol limitine geliyorum şimdi. Elimi grafiğin üstüne koydum. Geldim duvara soldan çarptım. F'in sol limiti 2 oldu. Şimdi elimi grafiğin üstüne koydum. Bunun duvarına soldan çarptım 1. Hop 1. Aha, birbirlerine eşit oldu. O zaman bu fonksiyonun iki noktasında toplam fonksiyon limiti vardır. Eşit oldukları için 3'tür. Bu kadar basit işte. Tamam mı? Tuzaklara düşme. Tuzaklara düşme. Tuzaklara düşme. Gel bakalım şimdi. Gerçekten çok güzel bir soru. Gerçekten bilmen gereken, sınavda çıkabilecek çok tatlı bir soru arkadaşlar. Dikkat edelim, dikkat edelim. Şimdi bu sefer f ve g'yi vermemiş. F artı g ile f eksi g'yi vermiş. Şimdi önce f1'i istiyor. Şimdi önce bunu unut. Burayı görme. f1. Hiç limitle alakası yok. Fonksiyon bilgisi. Şimdi bak, f artı g'de x yerlerine 1 yazıyorum. Ne demek bu? f1 artı g1. Bak, fonksiyon bilgisi olduğu için ayrı ayrı yazabiliyorum. Limit değil bu. f1 artı g1'in soru bana kaç olduğunu söylemiş? 3. Bu cepte. Şimdi g eksi f'i vermiş. 1 yazıyorum. Ne yapıyor? g1 eksi f1 yapıyor. Şimdi bakıyorum 1 için nerede içerisi dolu? Eksi 2 de içerisi dolu. O zaman bu da eksi 2. Bana f1 lazım. f1'i bulabilmek için benim g'leri yok etmem lazım. Aşağıdakini eksiyle çarpıyorum. Burası artı oldu. Burası da artı oldu. Toplayınca şunlar götürdü. 1 f1 burada, 1 f1 burada. 2 tane f1 yaptı. Eşittir 5 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman f1 dediğimizin 5 bölü 2 olduğunu bulduk. Burası fonksiyon bilgisi. Limitle uzaktan yakından alakası yoktu. Şimdi üstünü temizledim. Diyor ki bana g'nin bir sağ limitini bul diyor. Sağlarla uğraş diyor. O zaman bir noktasındaki duvarımı ikisine de çiziyorum. Çizdim duvarımı, çizdim duvarımı. Şimdi bana bir sağ limiti söyle bunun. Peki kimin bir sağ limitidir bu? F artı g'nin bir sağ limitini biliyorsun şimdi sen. Tamam mı? Sağ limitle istediği için sağ limiti kullanıyorum. O zaman elimi grafiğin üstüne koydum duvara. Güm sağdan çarptım. 4 burası. Tamam. Şimdi yine sağ limit lazım bana. İkinci grafiğe geliyorum. Kim burası bu? Biri yerine yazıyorum bakın. Bu sefer g eksi f'in bir sağ limiti yapıyor. Bunun bir sağ limiti sağdan grafiğe güm çarptım ne? Eksi 2. Tamam. Şimdi benden G1 limitini istiyor. Bak burada arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Şimdi buradaki ifadede F artı G1 sağla F eksi G1 sağ bunu vermiş. Şimdi bizden ne istiyor? G1 sağ istiyor. Bakın bunları taraf tarafa topladığınızda F1 sağla şuradaki F bunlar birbirlerini götürecek. Bir tane burada, bir tane burada. 2 tane G1 sağ karşına çıkmış olacak. Bunları topladığım zaman 2 yapıyor. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman G1 sağ dediğimiz 1'e eşit oldu. İlkinin 5 bölü 2 olduğunu bulmuştuk şunun. Bu 5 bölü 2 idi. Bunun 1 olduğunu bulduk. Topladık. 7 bölü 2'ye çıt 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 eşit oldu. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Oradaki ilk baştaki çözdüğümüz soruların hepsini fonksiyon mantığıyla yerine yazarak belki yapabilirsiniz. Ama öncüllü sorular geldiğinde yamulup kalmanı istemiyorum. Tamam mı? Özet geçelim mi? Özet geçelim mi? Ne dedik? Ne dedik bu videoda arkadaşlar? Bizim karşımıza eğer bak şöyle temiz bir sayfada özet geçiyorum hatta. Açıyorum yeni bir sayfa. Gel uzun olsun. Uzun olsun, temiz olsun. Şimdi bize şöyle derse f ve g dedi ki işte her yerde limiti olan fonksiyonlarsa dedi. Her yerde limiti olan fonksiyonlar derse, tamam mı? Fonksiyonlar dedi. O zaman derim ki 4 işlemi uygulayabilirim. A noktasındaki fx artı veya eksi veya bölü ne olursa, tamam mı? Her yerde limiti varsa bunları ayırabilirim. Limit x a noktasında fx işte artı veya eksi limit x a noktasında gx. Peki bir şey daha sorayım. Bu şuna eşit mi? F a artı veya eksi g a'ya eşit mi? Değil. Limiti olan dedim. Limiti olması bakın limiti olması fonksiyon değerleriyle ilgisi yoktur. Bu soruyu başka bir şekilde soruyorum şimdi. F ve G polinom fonksiyonlar dersem, bak polinom fonksiyonlar dersem, o zaman limit x a noktasındaki fx artı limit işte gx veya eksi ayrı ayrı limitlerine eşittir. Bak yukarıdaki eşit olmak zorunda değil, unutma. Şöyle bir durum olabilir. Sadece limit olma şartı söyledi çünkü. Burada ise a fx artı veya eksi ne varsa arada limit x a noktasında gx'e eşittir. Bunlar da fa artı ga'ya eşittir. Niye? Polinom fonksiyonlarda çünkü şu olayın yaşanma şansı yok. Yani polinom fonksiyonda içi boş olup başka bir yerde tanımlı olma şansı yok. Polinom fonksiyonlarda limit değeri her zaman fonksiyon değerine eşit. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Güzel bir özet oldu. Hadi bakalım. Bir tık uzadı ama olsun. Hem başında hem sonunda detaya girdim. Bu detayları yapanlar arkadaşlar bakın kolay soru gelir herkes yapar. Ben zor soruya da hazır olmanızı istiyorum. Oturmadıysa kafanda aç baştan bir daha dinle. Anlaşıldı mı? Hadi görüşmek üzere. Bay bay.